Şimdi sen geçelim. PHP'de login örneği yapalım kendimize. Nasıl login oluruz? Login işlemleri. Aslında login işlemi yaparken hem post get kavramından, session kavramından bahsedeceğim. Cookie'yi de size bırakacağım. O W3 sudan cookie nasıl yapılır diye hem bakarsın hem de size eve pratik olmuş olur. Login işlemleri diye açıyorum. Geldik. Login yapacaksam neye ihtiyacım var? İki şey ihtiyacım var. Login, logout. Üyeye özel bir sayfa lazım. Bir de index sayfamız lazım. O yüzden birkaç tane sayfa yapalım. Bir index sayfamıza ihtiyacımız olacağı için index.php. Burada sen geçen code behind kavramı olmadığı için eğer butona basıp bir istek yapacaksam onu başka bir sayfa üzerine atmak durumunda kalıyorum. Dolayısıyla ben burada başka bir sayfa yapacağım. PHP file yapacağım. Login işlemini burada yapacağım. Ve işim bittiği zaman geri döneceğim. Login yapacağıma göre çıkış yapmak isteyecek bir kullanıcı. Logout sayfamız var. Bir de kullanıcılara özel bir sayfamız olması gerektiği için takılmaya değdi. Benden dosyayı mı çekiyorsunuz? Abi bütün gün durdum. Çıkar ya. Dur kapatma gelsin, yavaş yavaş gelsin de. Bir de üyelere özel diye sahip yapalım. Evet. Bir kere adam login olacak. Öncelikle login olması lazım. Şimdi sen arkadaşlar ilk login logout yapalım. Üye özel sayfamızı yapalım. En sonunda giriş işlemlerini. Aslında buradan başlayalım ya. Önce tipimizi, formumuzu tasarlayalım. Ondan sonra yapalım. Bir kere ben UX sistemi yapacaksam session ihtiyacım vardır. Hemfikir miyiz? Session kullanacağım sayfalarda sayın arkadaşlarım. Sayfanın en tepesi en uygun yer oluyor burada. Session start etmek durumundayım. Session start. Session start etmezseniz ne oluyor? Şey çalışmıyor. Session çalışmıyor. Tabii session çalışmayınca hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yapıyoruz? Session'ler mi? Yok, hayır. Sadece tepeye duruyor. Başka bir şey yok. Şimdi bir kere üye girişi olan adamlar var, üye girişi olmamış adamlar var. Arasında bir farkı bulmamız lazım. O yüzden bir tane if yazarak buna çözüm sağlayabiliriz. Eğer de başlayalım. Eğer adam üye girişi değilse kısmından yola çıkalım. Niye çıktı burada mı? Neyse ne fark eder ki. Burada session'dan bir şey alacaksam dolar alt çizgi session yazarım ve bizdeki gibi hani içinden bir değer alırım. İşte ne bileyim burada da login desin. Mesela böyle bir şey var. Yine bunun object aldığı için her şey alabilirim. Ve soruyorum. Isset diye bir adamların metodu var. Isset aslında eşit eşit null mı? Sorusuna cevap veriyor. Yani null mı değil mi? Evet, set edildi mi? Sorusuna cevap veriyor. Set edildi mi? Ve session login işte 1 ise yani okey ise diyelim. Adam giriş yapmıştır. Else durumda adam giriş yapmamıştır. Eşit mi? Eşit. Eşit. Oradaki biri rastgele mi yazdın yoksa true'un biri mi? Ya ben true'un biri niyetiyle biri yazdım yani hani. Yani iki yazamayız oraya. İstediğini yazarsın canım. Ha ben yapım gereği 0-1 yaparım dedim ben iki yazdım. Ya bu tamamen senin geleceğin kendi kişisel bir şey hani. Öyle önemli bir şey değil yani karar değil. Yani A, B de diyebilirsin. A'sa evet, B'sa hayır da diyebilirsin.
if'imiz ona göre yazılır. İşte ben 1 diye yazacağım. Tamam. Şimdi adam üye giriş yapmışsa işte echo yapalım. Hoş geldin. Biraz daha kibar olsun ya. Hoş geldiniz. Artı boşluk. Kullanıcının adını yazdıracağım buraya. Şurada da bunu kapatalım. Adamın kullanıcı adını session'a alsak bence sıkıntı olmaz. Eğer login olmuş zaten session'a da değer atamışımdır ben. Şuraya da username yazayım. Hoş geldin falan filan. Sonra şuraya şunu şöyle kapatayım ve şuradan yeni bir tane açacağım. I have logout. İşte oturumu kapat. Burada buna ayrılmış olmama rağmen bu if'in parantezi şu if'in parantezi burada bittiği için bu a da if'in içinde kalıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece HTML kod yazdığım için ayırdım. Daha rahat gözüksün diye. Burada da aynı mantığı kullanacağım. Else'i ayırdım. Burayı ayırdım. İçine istediğim gibi HTML yazabilirim. Sıkıntı var mı? Burada bir sayfadan butonu basıp diğer bir sayfaya gideceksek şayet. Hani biz şeyde siliyorduk ya. ASP'de siliyorduk. Form tagleri vardı. O form tagleri bizim burada işimize yarıyor. Form tagleri bir sayfadan bir isteği diğer sayfaya gönderebilirliğimizi sağlıyor. Action hangi sayfaya gidecek? Login sayfasına gidecek diyorum. Action'la giderken metot muydu adı? Neydi onu? Metot var. Post ve get olmak üzere iki tane metot var sana gençlerim. Ne farkları var? Get query string atıyor. Sayfanın adresinde soru işareti falan filan eşittir falan filan gibi. Query string atıyor. Post arkadan gizlice gönderiyor. Yani herhangi bir yukarıda adreste bir şey yazmıyor. Ama bilgi arka tarafa aktarılıyor. Ben de bu sefer öyle yapacağım. Gizli göndereceğiz. Bir Ctrl+F diyeyim. Evet. Ve burada formu tasarlıyorum. Aslında daha güzel bir form tasarlayabiliriz ama kullanıcı adı textbox'larımız sayı arkadaşlarım burada olmadığı için burada input alanlarımız mevcut. Input olanlar tipleri üzerinden çevrilir. Eğer tipi değil miydi ya? Tipi yahu. Tipi text ise diyorum. ID'si yazıyorum. Kullanıcı adı. Kullanıcı parola. Tipi de şey. Password yapıyorum. Şey olsun. Şifreli olsun. Pass. En altına bir input daha koyuyorum. Ne? Bu programda yok. Bunun tipi de submit gönder. Value'su da
giriş yapılacak. Bir hemen test edelim mi sayfamıza? Tabii benden sağ olsun açılmıyor. Hadi be. Bakalım slash neydi? Login işlemleri. Evet, şöyle çok görsel olmuyor. Bir şey var işte. Burası normal alan. Burası da shift alan. Basınca da login ASP.exe göndermiş oluyoruz. Tabii canım. Facebook'a gidiyoruz. Az kaldı ya. Biraz da yapayım Facebook zaten. Ama nasıl Facebook yapıyoruz lan? Şimdi vay arkadaşlar. Login sayfamıza geldik. Login sayfamızda herhangi bir görselimiz olmayacak. Sadece değeri alıp işleyeceğiz. Session'ımızı start ettik. Daha sonra benim diğer sayfadan göndermiş olduğum bilgileri buraya almam gerekiyor. Dolar user diyelim. Get ve post üzerinde iki tane elemanımız var demiştik. Eğer get ile alacaksam get yazıp username yazıyorum. Bu diğer taraftaki elemanın ID'si. Aslında name yazacaktık ya. Ya name yazacağız ya ID yazacağız. Şimdi hata verirse şey yaparız. Eğer yöntemi post alacaksak buna post yazıyoruz. Çok basit. Bu da paste. Ha, ondan sonra aslında veri tabanı işlemleri yapmamız lazım ama benim veri tabanı işlemleri için şu an ders saatimiz yetmeyecek. O yüzden ben daha pratik olarak if'leri kontrol edeceğim. Bunun sadece veri tabanına sorgu atıp değer geliyor mu gelmiyor mu diye sormanız gerekiyor. Yani göstereyim. Eğer geliyorsa session login eşit true'dur. Bildir yani. Bir de session username yapmıştım. Username'de dolar U'dur. Eğer durum oluşmuşsa yani adam artık üye girişi yapmamışsa bunlar bu sıfırdır. Bu da boştur. Var mı sıkıntı? Bu işlemden sonra olayımız geldiği gibi geri gidiyor. Header'la yapacağız tabi. Şuraya location veriyorum. Location index.php'dir diyorum. Yani sayfayı yönlendir. Geldiğim gibi geri gidiyorum. Şu index'i de bir açayım. Else durum burası mı oluyordu? Burada şundan bir tane daha sormak istiyorum. Bir if daha. Ne kızdı çoban? Ha. Şuraya yazır. Eğer login set edilmişse ve bu sıfırsa
Ne olmuş oluyor? Hayır, adam yanlış kullanıcı adıyla girmiş oluyor. Şuraya gelip span style color red. Hata kullanacağız ya da parolası şeklinde uyarımızı verdik. Hemen test edelim sayfamızı. Login işlemleri. Geldi. Sallama yapıyorum. Şimdi diğer sayfaya gidiyorum. Geri geliyorum. Ama şeyim gelmedi. Burası niye çalışmadı? Ha şunu şuradan gelmedi galiba ya sen şöyle. Aynı çok vardı ya. Bunlar ID değil name olacak diyordum ya. Galiba name olmuş onlar. Nasıl bir sıkıntı oldu galiba? Neyse bir doğru yazayım bakayım. Şu name olduğu kesin de doğru hatırlıyorum, o name olacak. Yalnız bir sebepten dolayı niyeyse şey oldu. İstediğimiz bilgiye ulaşamadık. Şimdi şapırı da belki olabilir. Text bazlarım olmasın öyle mi? Yok text yazıyorsun mu? Diyorum login'e gönder. Şu isimle bu isimle gönder. O isimle bu isimle geldi. Eğer diyorum bu buna eşit ise ve 1, 2, 3 ise bunlar da diyorum değilse budur diyorum. Doğrudur. Şimdi çalışıyorum. Az önce postu da küçük harfiyet verdim. Ama sıkıntı yapıyor, sayıp ediyor yani. İyi de her türlü zaten bizim indeksiz yönlendiriyoruz aslında. Ama yönlendirdiğin zaman şuna değişiyor. Sayılar ikinciye değişmiş olacak. Teknik olarak yani doğru yazdığım zaman isim mi yanlış? Şu olması lazım. Gereksiz bir şekilde gidemiyoruz ya. Veya mı olacak? Ne olacak? Her seferinde bir şurası çalışıyor. Yani bir kere if else çalıştığı garanti. Çünkü if else çalışmasa şu formu çalıştırmaz bana. Şurası çalışmaz. Benim karşıma burada sürekli çıktığına göre isset false geliyor her seferinde. İstet false geldiği için de diğer taraftan şey yapamıyor. İstet nereden false geliyor? Şey yüzünden. Bir garip aç, kapattım. Orada iki sen mi oldun? Ne dedi? Oraya yazdı. Sonra as bir tane orada. Yok doğru duruyor da orada. Gözümüzden kaçan ufak dandik aptal bir şey var ya. Şöyle breakpoint koyabilsek, senin gibi çalışsa. Şimdi bir yuvarlak bir şey var, breakpoint. Şu mu? Yani şu da çalıştırıyorsun da breakpoint'le. Yani recording yapıyoruz yani.
anlamsız bir yerde hatamız var ya. Şunları yanlış mı yazdım diye atarsan? Post ediyorum, sayfa gönderiyorum. Şimdi şunu bir kapatalım. Şuraya bir echo if yazayım. Hani hatayı şu an şu empati çözebiliriz. Else yazayım. Şunlara da gelen değerleri yazdırayım. Hani değer ne durumda geliyor diye bakmak için. Direkt mi? Sallıyorum. Bastım. Else, else çalışmış. Çünkü doğru. Geri gel. Doğru yazıyorum. İf çalışmış. O zaman burada kontrolümüzde, yönlendirmemizde geliyor. O zaman yönlendirmeyi geri açalım. Açtık. Şunun tırnaklarını silmiştik. Değişen bir şey yok ama. Daha sayısal olsun diye. Şuna siliyorum artık. Buna ihtiyacımız yok. Çünkü buradaki herhangi bir hatamız bulunmamakta. Buraya geldik. İsset kısmı her zaman hissetse ve şuysa diyorum. Bunu session start yaptık. Şu son yazdığım kısım bozmuş oluyor mu ya? Şurada bir sıkıntı oluyor mu? Çok sabit bir şekilde hatamız var ya. Ve çok basit bir hatamız var. İnanılmaz basit bir hata dedim. Şu an niyeyse göremiyoruz ya. Üyelere özel bir PHP session start atalım diye. Ama o sayfada hiç açmadım ki. Yani ben burada şey yapacağım. Buna tıklayıp onu açacağım. Tamam mı? Arkadaş buldum. Session böyle yazılmıyor ki. Alt tere var ya. Çektim de işte ben. Harbiden alt tereyi nasıl görmedik ya? Bir daha ben unutmam size. Ha? Ben unutmam da. Ben unuturum ya. Çalışmıyor diye günahını alıyoruz programı. Sen yazarsan onu öyle. Haklı yani, ben de otomatik çalışmam. Şuraya gelip local/login işlemleri. Hatalı yazalım. Vay hatalı ya. Doğru yazın mı var o çalışsın şimdi. Niye büyük bazı yerlerde, büyük bazı yerlerde? Nerede küçük? Galiba login'de küçük. Bir taraftaki seçimler de büyük. Evet, şimdi oldu. Artık yavaş ol. Videoyu aç, videoyu aç. Videoyu aç. Hoş geldiniz. Can Can, bir de enter yapsın ikiyi de oturumu kapat seçeneğimiz var. Bu da bizi başka sayfaya gönderiyor. O zaman önce oturumu kapatalım. Sonra şey yapalım. Neredeydi? Şuraya bir tane de bere çakayım. Ne yapsın size?
session start ettik. Aslında buradaki şey session'ın hepsini tek tek boşaltabiliriz. Hani şu session boşalt, bu session boşalt diye. Ya da şey var, en pratik yöntem session unset var. Espresi şu an aktif olarak session'ı kullanan tüm hepsini düşür. Diyorsun yani tüm session'lar temizlenmiş oluyor. Sonra index'e geri çekiyorum bunları. Ama isterseniz de örnek olsun diye şuraya da yazayım. Dolar session işte login eşit 0 dolar session username eşit boş falan gibi doldurabilirsiniz ama bunlara gerek yoktur. Session unset mevcuttan tüm session'ları silmiş oluyor. Evet. Şimdi üyeler özel sayfamıza gelebiliriz. Burada üyeler özel sayfasında şey olacak işte bir şeyler. Tabi bu şey olmasın ya. Şunu şuradan sileyim de. Buna webpage ekleyeyim. Üyelere özel. Tamam. Üyeler özel alanımız var. Burası sadece ama üyeler tarafından görüntülenecek. Yani üye olmayanlar burayı göremeyecek. O sebepten dolayı şu kontrolün yapılması gerekiyor. Buraya gelip ne yapıyor lan ya? Ne mal bir program bu ya? Niye mal tuttum? Çalışıyor mu? Çalışan şu yok ya. Silme de yok. Allah'ım malı. Yine ekleyelim. Özel. Çok kısa oldu ama. Özel bir sayfa. Burada sorgumu soruyorum. Aslında bunun tam sorguyu soracağım yer hani benim aslında istediğim şey tepede olacak. Session'ı start yapacağım. If'le kontrol edeceğim. Bir de else yazacağım. Eğer session'ım aktifse ya da değilse diye durumumuz var. Aslında bunu sileyim ya. Eşit false ise ya da login 0 ise hangisi olduğu fark etmez. Sen beni ana sayfaya yönlendiriyorum. Bu da üyelere özel içerik. Çalıştıralım. Bunu HTML içinde yazmam gerekiyor mu? Neydi lan? Bunlar mı? Evet. Çok yaptı. Olur, orada da olur. Local slash neydi? Güzel değil lan. Login işleminde slash özel nokta php. Tada! Ana sayfaya gidiyorum ama eğer üye girişi yapmış olursam özel sayfadan çalışsam üyeler özel içerik başlayalım. Temiz. Gayet de iyi, gayet de iyi güzel oldu, tamam mı? Çok da iyi, çok da iyi güzel oldu, tamam mı?
Aslında şuraya bir 2 yapıp mesela 0 1 2 yapıp mesela şey yapabilirsiniz. Burası açılırken sayfada şimdi buna da else if yazıp eğer login 2 çıkmışsa işte yetkiniz olmadığından giriş yapamadınız gibi bir şeylerle burada da action'ları gerçekleştirebilirsiniz. Basit bir login işlemi de PHP'de böyle. Ne dersiniz? O zaman burada görelim.